Arkadaşlarım selamlar. Ben SML hocanız, SML hoca. Matematik kanalındasınız arkadaşlar. Artık 8. haftadayız ve konumuz kümeler. İlk 7 haftanın konularını işledik, ödevlerini verdik. Umarım ödevlerini yapıyorsundur. Matematiğin ilacı artık senin için yarıdan da fazlası bitmiş olması gerekiyor. Şimdi konumuz kümeler dedik. Çok iyi dinlemen gereken bir konu. Çünkü arkadaşlarım fonksiyonlar dersinde vay efendim tanım kümesi, görüntü kümesi, bu kümeden bu kümeye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir, kaç tane örtem fonksiyon tanımlanabilir gibi sorularda kümenin temel bilgisine çok ihtiyaç duyacaksın. O yüzden hatta bu konu karşına olasılıkta da karşına çıkacak sevgili gençler. İşte A veya B olayının olma olasılığı diyeceğiz. A ve B olayının birlikte gerçekleşme olasılığı diyeceğiz. Buraların hepsinde de her birinde de kümeye ihtiyaç duyacaksın. Dolayısıyla çok iyi dinlemende fayda var. Neymiş küme? Küme, nesneler topluluğu olarak tanımlanan bir matematik terimidir. Herhangi bir öyle bir tanımı yok. Nesneler topluluğu diyoruz. A kümenin eleman sayısını biz A kümesini büyük harfle gösteriyoruz. Tabii B kümesi deseydik onu da büyük B harfiyle gösterecektik bu arada. A kümesinin eleman sayısını nereye göstereceğiz? O kümenin içerisinde var olan elemanların adedini SA ifadesiyle göstereceğiz. S yazıp parantez içine açıyoruz. A yazıyorsun. SA bize A kümesinin eleman sayısını veriyor. Bir küme liste yöntemi, Venn şeması yöntemi ve ortak özellik yöntemiyle gösterilir. Üç farklı küme gösterme çeşidimiz var. Liste yöntemi, Venn şeması yöntemi, ortak özellik yöntemi. Hocam hangisiyle daha fazla göstereceğiz? Hepsiyle göstereceğiz vallahi. Tamam. Ne? Örnek veriyorum. Bir A kümesi 4 elemandan oluşsun. Bu elemanlar da 1, 2, 3 ve 4 olsun. Yani ilk 4 rakam. En küçük ilk 4 rakam olmaz. Sıfır da rakam. İlk 4 pozitif tam sayı diyelim ya da ilk 4 pozitif doğal sayı diyelim. Şimdi A kümesini ben liste yöntemiyle göstereceksem bu şekilde gösteririm. Yine bir o A kümesini ortak özellik yöntemiyle göstereceksem derim ki bu A kümesi buraya dikkat ediyorsun bak. A kümesi şurada x ve 2 nokta üst üste yazıyor ya bazen şöyle yazar. Bunların ikisi de ne demek biliyor musun? Şöyle okuyacaksın bu kümeleri. A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki bak şöyle x'in yanına uzunca bir çizgi de çeker bazen. O da aynı anlama gelir 2 nokta üst üste ile. A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki bu x'ler 1 ile 4 kapalı aralığındaki doğal sayılar. Bu şekilde okursan hem okuması anlamlı olur, hem okuduğundan bir şey anlarsın, hem de senin için gayet anlamlı bir ifade olmuş olur. Yoksa şöyle okursan, A eşittir x 2 nokta üst üste, E 1 küçük veya eşit, x küçük eşit 4, x eleman doğal sayı. Böyle okursan senin için hiçbir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla bunu okumasını düzgün yapacaksın. Bir daha okuyorum. A kümesi öyle x'lerden oluşmakta ki x'ler 1 ile 4 kapalı aralığındaki doğal sayılarmış. Bu şekilde okursan senin için çok anlamlı olur. Çat diye de yazarsın o kümeyi. Peki bir de ben bu kümeyi Venn şemasıyla göstereceksem. Böyle kapalı bir eğri çiziyorsunuz. Bunu illa böyle yüz yuvarlak çizmenize gerek yok. Şöyle de yapabilirsiniz. Kapalı ve eğri olsun yeter. Böyle. Ben buna bir isim vereceğim. A diye. Daha sonrasında da elemanlarımın başına nokta koyarak göstereceğim bu elemanları. Sırası önemli değil. Sonuç olarak 4 tane eleman var. Bu kümenin içerisinde 1, 2, 3, 4. Ha sen şu kümeyi de liste yöntemi olan kümeyi de istersen şöyle göster. 4, 1, 3, 2 diye göster. Bu küme bu kümeye yine eşittir arkadaşım. Sıralama önemli değil kümenin içerisinde. Ve sen bir elemanı tutup da 10 kere aynı kümenin içerisine yazamazsın. 10 tane senin aynı elemandan varsa o kümenin içerisinde bir defa yazarsın. Bunu da sakın unutma. Eşit kümeler diyoruz. Eşit kümeleri sevgili gençler şu şekilde yazabilirsiniz. Bak yukarıda da söylemiştim zaten. Şu iki küme birbirine eşit diye. Elemanları birbirine eşit olan kümeler. Elemanları birbirine eşit olan kümelerdir. Aynen sen de bu şekilde yaz. Kümelerdir diyeceğiz. Peki denk küme ne? Veya şöyle diyelim onda oraya geçmeden. A ve B kümeleri birbirine eşitse bunu A eşittir B biçiminde göstereceksin. Denk kümelerde sevgili gençler eleman sayıları birbirine eşit olan kümelerdir. Eleman sayıları birbirine
eşit olan kümelerdir diyeceğiz. Denk kümelere de. Ben örnek veriyorum. A kümesi 1, 2, 3 elemanından oluşmuş olsun. 3 elemanı var. B kümesi de sevgili gençler X, Y, Z elemanlarından oluşsun. Şimdi bu kümelerin birbirinin aynısı olduğunu söyleyemeyiz. Eşit kümeler değil. Ama eleman sayıları yani SA eşittir 3. Bu da SB'ye eşit olduğu için diyeceksin ki A denktir B diyeceksin. Denklik işaretinde bu şekilde göstereceksin canım arkadaşım. Peki bu kümelerin içerisinde bir de alt küme diye bir kavram var. Bu nedir? Adı üstünde alt küme. Yani senin şöyle bir kümen varsa Venn şemasıyla gösterelim. Sen bu kümenin içerisine bir tane daha alt küme yerleştirip bunun içinde eleman ister koy ister koyma. Hiç fark etmez. Şu şekilde. O zaman dersin ki ha bak B A'nın altında. A da B'yi kapsıyor. O zaman B A'nın alt kümesidir diye bir cümle kurabilirsin. Ve diyor ki A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinin de elemanıysa A kümesi B kümesinin alt kümesidir de. Hadi şunu orada yazdığımız gibi isimlendirelim. Şuraya bakıyorsun. A kümesinin içerisinde şöyle şöyle elemanlar var. B kümesinin de tabii kendine has elemanları olsun. A kümesinin 4 elemanı var ve şu cümleyi kurabiliyorum. A kümesinin bütün elemanları B kümesinin de elemanıdır. Bakıyorsun A kümesinin bütün elemanları aynı zamanda B'nin de içinde. O halde diyoruz ki biz A B'nin alt kümesidir. Ve ben bunu nasıl gösteriyorum sevgili gençler? A alt küme B. Bu C'ye benzese de biraz C'yi şöyle çizersem alt kümeyi de şöyle çizerim biraz daha. Ama genelde buraların içerisinde şöyle gösterebiliriz. A alt küme B ile gösterilir diyoruz. Okunuşu da bu şekilde. Yani böyle okuyabilirsin. A B'nin alt kümesidir ya da A alt küme B. Bu şekilde okuduğun takdirde anlayacaksındır zaten. A'nın eleman sayısı N ise A'nın alt küme sayısı nedir? 2 üzeri N'dir. Aslına bakarsanız bu formül mesela sembolik mantık dersinde de göreceğiz. İki tane önermenin mesela N tane birbirinden farklı önermenin ya da birbirinin ter değil olmayan önermenin 2 üzeri N tane doğruluk değer durumu vardır. Burada da eleman sayısı n olan bir kümenin 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. Ama niye 2 üzeri n? Yani mesela 4 elemanlı bir kümenin 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme sayısı vardır ama bu formülü buradan başka bir şey bulamamış mı? Yani 3 üzeri n niye değil, 5 üzeri n niye değil, değil mi? Bu da aslına bakarsanız saymadan geliyor. Matematikte sayma dediğimiz konu var ya, permütasyon, kombinasyon. Oradan geliyor aslına bakarsanız. Ben bunu sayarsam mesela 4 elemanlı bir kümem var. 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşsun. Ve bu kümenin ismine de A kümesi diyelim. SA'nın 4 olduğunu biliyoruz biz. Bakınız şöyle aslında bak şöyle. Bir elemanını ele alalım. Bir elemanı A'nın alt kümelerinin içinde var mıdır, yok mudur? İki durum söz konusu. 2 çarpı 2 elemanı A kümesinin alt kümelerinin içinde var mıdır, yok mudur? Gene 2 durum söz konusu. Ve 3 için de 2 durum, 4 için de 2 durum söz konusu olduğu için 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 sen 2 üzeri 4 olduğunu biliyorsun. Bundan kaynaklı 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 4. 3 elemanlının 2 üzeri 3, 10 elemanlının 2 üzeri 10'sa n elemanlı bir kümenin de alt küme sayısı 2 üzeri n'dir diyebiliyoruz rahatlıkla. Bu formül de buradan geliyor. Haberin olsun. Şimdi notumuza bakalım. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Bunu da şekil olarak kafanda canlandır diye söylüyorum ben sana. Mesela şu A kümesi. A kümesinin içerisinde bir elemanı var, iki elemanı var, üç elemanı var, bir de dört elemanı var. Şimdi bak güzel kardeşim, ben şunu şöyle çizersem. Aslında A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4. İçerideki kümenin de elemanları 1, 2, 3, 4. Aslında içerideki kümede A kümesi değil midir? Evet A kümesi. Bakıyorsun A kümesi A kümesinin alt kümesi olmuş oldu. Her küme kendisinin alt kümesi olabildiği gibi bunun sebebi bu. İkinci bir düşünce yolu olarak da şunu söyleyebiliriz. Ben şuraya bir tane küme çizdim. Ona da B kümesi dedim. Gördüğün gibi B kümesinin herhangi bir elemanı yok ama A'nın içerisine çizilmiş bir küme sonuçta. Elemanı olmayan küme nedir arkadaşlar? Görüntüsü itibariyle boş kümedir. Ve boş küme tüm kümelerin de her kümenin de bir alt kümesidir diyoruz.
Peki biz alt küme kavramını tanıttık. Alt kümenin artık ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Çok basit. Peki öz alt küme ne? Arkadaşlar öz alt küme de şudur. Bir kümenin alt kümelerinin içerisinden kendisini çıkarırsa diğer geri kalan alt kümelerin hepsi de öz alt kümesidir diyoruz. O halde şuraya yazabilirsiniz not olarak. Alt kümelerinin içerisinden ya da şöyle diyelim bir kümenin daha güzel bir cümle olur. Bir kümenin alt küme kendisi hariç alt kümelerine alt kümelerine öz alt küme denir. Aynen bu şekilde yazın. Öz alt küme denir. Şimdi o zaman ben bir kümenin kaç tane alt kümesi olduğunu hangi formülle buluyordum? 2 üzeri n ile buluyordum. Öz alt kümesinde de sadece kümenin kendisini çıkaracağız ya dışarı. O zaman bir tane alt küme çıkarıyormuşuz. İşte öz alt küme sayımız da sevgili gençler 2 üzeri n eksi 1 formülüyle bulunur. Bazen bunu 2 üzeri n eksi 1 diye okurken kafamız şuraya gidiyor, ona dikkat et, tamam mı? Çünkü ikisinin de okunuşu aynı. 2 üzeri n eksi 1, 2 üzeri n eksi 1. Hani siz de böyle okurken karmaşıklık yaşamamak için bazı formüller adına şöyle diyebilirsiniz. Mesela bunu 2 üzeri n eksi 1 diye okudun ya, bunu 2 üzeri n eksi 1 diye arada bir s ver, öyle oku. Okurken de mesela soruyu okudum bu şekilde. Sonra soruyu çözüme başlayınca aman ha kafan karışmasın. Sadece bu formül için geçerli değil. Bazen matematikte bu şekilde okurken birbirinin aynısı olan ama birbirinden tamamen farklı ifadelere karşılaşabiliyoruz. Şimdi biz kümeyi tanımladık, alt kümeyi tanımladık, eşit kümeyi, denk kümeyi tanımladık, öz alt kümeyi tanımladık. Nasıl bulunduklarını gösterdik, sayılarını gösterdik. Şimdi bizim elimizde iki veya daha fazla küme varsa ben bunları nasıl birleştiririm ona bakacağız. A ile B kümelerinin tüm elemanlarını içeren kümeye birleşim kümesi denir. Yani benim iki tane kümem var ve bu kümelerin tüm elemanlarını tek bir isim altında birleştiren kümeye de biz birleşim kümesi diyeceğiz. Bu birleşimde sevgili gençler şu şekilde göstereceğiz. Şimdi şunu gördük. Şunu gördük. Aslına bakarsanız şunu da gördük diyebiliriz. Biraz onu da söylerim. Bir de bunu göreceğiz. Yani dört tarafa bakan bir U var elimizde ya da bir C var. Ya da bir küçük N harfi var. Sevgili gençler. Bunların her birinde bir anlamı var kümede ve bunun anlamı ise birleşim. A birleşim B diye okuyorsun bunu. E peki A birleşim B neresidir? A'yı aldın, şurası. Bir de bunun içerisine B'yi dahil edeceğim. O zaman burayı da alacağız. Doğru mu? A birleşim B şematik olarak bu şekilde gösterilebilir diyeceğiz. Yani şunun anlamı budur diyebiliriz sevgili gençler. Peki kesişim kümesine A ve B kümelerinin ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye biz kesişim kümesi diyoruz. Onu da arkadaşlar A kesişim B biçiminde gösteriyoruz. Üst taraftakini birleşimi böyle gösteriyorduk. Bak bu birleşim. Bu da kesişim arkadaşlar. Tamam. Pekala kesişimi neresidir? Ne demiştik? Bak tanıma bakarsak ortak eleman. Şimdi ben A kümesini sarıyla göstereyim. Şöyle A kümesi burasıdır değil mi? Peki B kümesini de maviyle göstereyim şöyle. Gösterdiğimde rengi değişen yer yani yeşil yer ikisinin de elemanlarının bulunduğu yer ortak bölge. İşte sevgili gençler şu taradığımız yeşil yer bize A kesişim B'yi verir. Şimdi dikkat edin. Ben A birleşim B'nin eleman sayısını bulmak istiyorum. Şu kısımda kesişimin olmadığı kısımda varsayalım ki A tane eleman var. Burada B tane eleman var. Burada da C tane eleman var diyelim. Şimdi ben A birleşim B'nin eleman sayısını istiyorum. A birleşim B'nin eleman sayısı normalde A artı B artı C. Ben bu S A birleşim B'yi bulmak istiyorsam şöyle yapabilirim. S A artı S B. E S A neydi? A artı B. A artı C. Bak A kümesinin içerisinde A artı C tane eleman var. B kümesinin içerisinde B artı C tane yani C artı B tane eleman var. Şimdi ben bunları toplarsam A artı B artı 2C gelir. Ama bana bu lazımdı. Değil mi? A artı B artı C'yi buldurması lazım. O zaman ne diyeceksin biliyor musun? Bundan SA kesişim B'yi yani aslına bakarsanız C'yi çıkarmamız gerekiyor.
Demek ki ben bundan bir tane C çıkardığım takdirde A artı B artı C'yi bulurum diyeceğim. Şimdi aşağıda da bunu formülize ederek verdik. SA birleşim B eşittir. SA artı SB eksi SA kesişim B biçiminde. Burada formülize ettik sana. Aklında bulunsun. Ortayı iki defa topladığımız için bir tanesini çıkarıyoruz. 81. sayfamıza geçiyoruz. Tümleyen kümesi. Şimdi birleşimi gördük, kesişimi gördük, bir de tümleyen. Şimdi geometride de bu tabire aşinasın. Tümler var, bütünler var. Doğru mu? Tümler dediğimiz şey bir şeyi bir şeye tamamlayan manasında. Bütünleri de öyle kullanıyoruz. Neyse ki bütünler küme diye bir şey yok ama tümleyen kümesi var. Peki A kümesinin elemanı olmayan tüm nesnelerin oluşturduğu kümeye tümleyen kümesi diyoruz biz ve A kümesinin dışında kaldığı için de bunu A'nın tümleyeni biçiminde göstereceğiz sevgili gençler. Veya demişiz, veya'yı da birazdan şurada gösterelim evrensel kümeyi tanımladıktan sonra. Şöyle ki bilinen en geniş kümeye evrensel küme denir. Bilinen en geniş küme. Yani mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dedik. Bunlar nedir? Süper Lig'i oluşturan takımlar. Peki ben bu Galatasaray, Fener ve Beşiktaş'ın bir kümenin elemanı olduğunu biliyorsam bilinen en geniş küme nedir? Mesela diyebilirsin ki işte Süper Lig. Ama bunların Türk takımı olduğunu söylersek mesela Türkiye'nin en büyük 3 takımı diyelim bunlara. Şimdi Türkiye'nin takımları olduğuna göre o zaman şöyle diyebiliriz. Türk Futbol Ligi diyebiliriz evrensel kümeye. Türk Futbol Ligi evrensel küme. Galatasaray, Fener ve Beşiktaş da onların içerisinde 3 tane nokta. Bilinen en geniş küme evrensel kümedir. Ve E ile gösterilir diyoruz. Şimdi sevgili gençler. O zaman ben bu bilinen en geniş kümeden A'nın elemanlarını çıkarırsam eğer elimde A'nın olmayan elemanları kalır. İşte burada A kümesinin elemanı olmayan tüm nesneleri ya bu şekilde ifade edeceğiz ya da bu şekilde ifade edeceğiz diyebiliriz. Geçtik şu kısma. Evrensel kümeyi yaz demiş bize. Evrensel kümeyi yazalım. Nedir? A var, B var, C var, D var, E var. A'nın olmayan elemanlarının kümesi yani A'nın tümleyeni kümesi. A'nın içerisinde olmayan ne var? Şurayı. Burası A'nın içerisinde. Sadece D ve E olduğu için A'nın tümleyeni de budur diyebiliriz. Park kümesi. A kümesinin bir elemanı olup da B kümesinin elemanı olmayan elemanların oluşturduğu küme A fark B kümesi denir ve iki türlü gösterilir. Ya bu şekilde A'dan B'yi düz çıkarma işlemiyle çıkararak gösterirsin ya da şu şekilde gösterirsin. İkisi de bir gösterim biçimi, tercih meselesi. Bazı yayınlar bunu tercih ediyor, bazı yayınlar bunu. ÖSYM'de ya bunu ya bunu ikisinden birini tercih ediyor. İkisi de aynı kapıya çıkıyor ama ikisi de aynı şey demek. Hani ilkokulda şey diyorduk ya 3 kere 5 diye öğreniyorduk da böyle biraz yaşımız ilerleyince 3 kere 5'i böyle göstermeye başladık ya. İkisi de aynı anlama geliyor sonuç olarak. Biz ister bunu ister bunu kullanacağız. Artık kaynaklarda sorularda önümüze hangisi geliyorsa onu kullanacağız. Şimdi A kümesinin olup da B kümesinin olmayan elemanları. Yani A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanları ben nerede gösteririm? Şurada gösterebilirim bak. Bunlar şu taradığım bölgedeki elemanlar A kümesinde vardır ama B kümesinde yoktur. Veya şu sarıyla taradığım bölge de sevgili gençler şu kısım. Böyle gösterelim. Sarıyla taradığım yerde de mesela B kümesinde olup da A kümesinde olmayan eleman. O zaman maviyle taradığım yer A fark B'dir. Sarıyla taradığım yerde B fark A'dır diyebiliriz. Şurası neydi acaba? Size onu da soralım yeri gelmişken. Şurası neydi arkadaşlar? Burası da kesişimdi değil mi? Şimdi bak. Mavi, gri, sarı. Ben bunları demek ki şöyle birleştirirsem. A fark B birleşim. B fark A. Birleşim. A kesişim B. Şimdi bunları da Türkçe okunuşlarıyla okuyalım. A'da olup B'de olmayanlar. B'de olup A'da olmayanlar. Ve her ikisinin olan elemanları ben birleştirirsem. Tabii ki A birleşim B'nin tamamını da bulmuş olurum. Soruların içerisinde olur da işine yararsa bunu da kullanabilirsin tabii ki. Peki ayrık küme nedir? Adı üstünde ayrık olacak. Yani herhangi bir ortak elemanı olmayacak. Mesela bu A kümesi, bu B kümesi.
A ile B ayrı kümelerdir. Çünkü ortak hiçbir elemanları yok. Yani kesişim bölgeleri yok bunda. Dolayısıyla sevgili gençler, A ve B ayrı kümelerdir diyoruz. Eğer sorunun içerisinde sorulara şöyle başlar. Ayrı küme ile alakalı net, direkt bir soru çıkmaz karşına ama soruların başına der ki mesela A ve B iki ayrı küme olmak üzere diye başlar. Sen hemen o sorunun şeklini böyle çizeceksin. Anlaştık? Geçtim 81. sayfanın sağ üst tarafına. Şunlara bir bakalım. Ben bir A kümesiyle bu kümenin kendisini birleştirirsem yine A kümesini elde etmiş olurum. A kümesiyle A'nın içinde olan elemanlarla A'nın dışında olan elemanları birleştirirsem tabii ki evrensel kümeyi bulmuş olurum. A kümesiyle zaten hali hazırda A'yı kapsayan evrensel kümeyi birleştirirsem yine evrensel kümeyi bulmuş olurum. A kümesinin yanına bir de boş küme getirip hadi seninle arkadaşlarınla oyna dersek boş kümenin hiçbir elemanı olmayacağı için gene ne olmuş olacak? A kümesini vermiş olacak bu. A kümesi ile A kümesinin kesişimi yine birleşimde olduğu gibi A'yı verecektir. A kümesinde olan elemanlarla A kümesinde olmayan elemanların hiçbir ortak elemanı olmadığı için burası boş küme olacak. A kümesi zaten hali hazırda E'nin içerisinde olduğu için ve E A'nın tamamını kapsadığı için kesişimleri A'yı verir. Bakın birleşimleri E'yi verdi, kesişimleri A'yı verdi. A kesişim boş küme ise hiçbir ortak eleman olmadıklarından boş kümedir diyeceğiz sevgili gençler. Örneğimize bakalım. Hadi şurayı okuyalım seninle beraber ya. Bir küme var. A'lardan oluşuyor. Öyle A'lardan oluşuyor ki A kareler A'ya eşit ve A bir reel sayı. Kümesini liste yöntemiyle gösteriniz. Şimdi bunu nasıl gösterebiliriz? Reel sayı olacak biçimde. Arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. Şu denklemi çözeceğiz. A kare eşittir A'yı çözeceğiz. İse dedim A'yı bu tarafa attım. Burada sayı düşünmene gerek yok. A kare eksi A eşittir 0 diyeceğim. Sonra A'lar ortak olduğu için A parantezinde A eksi 1 eşittir 0 diyeceğim. Sonra da diyeceksin ki hocam ya bu sıfırdır ya da burası sıfırdır. Bu sıfırsa zaten A sıfırdır. Burası sıfırsa da A birdir. Başka da sağlayan hiçbir şey yoktur. Bakın bu ortak özellik yöntemiyle gösterim. Bu da liste yöntemi. Eğer ki ben bu kümenin ismine X dersem bu kümenin ilk ismi de X olacaktır sevgili gençler. Bir diğer örneğin. A kümesi. Kaç elemanlı? Önce onu bir sayalım mı? Bak bu bir eleman. Bu da bir eleman. Bu da ve bunun tamamı da bir eleman. Hocam şurada iki eleman yok mu? 3 ve 4 diye. Hayır yok kardeşim. Liste yöntemiyle verilmiş kümelerde dışarıda ana virgüller var bak. 1, 2, 3 tane ana virgül var. Bu virgül o ana virgül diye saymıyoruz onu. O bir kümenin içerisinde çünkü. Ama bakıyorsun bu virgül direkt bu en dıştaki kümenin içerisinde. Onların virgülü. Kaç tane virgül varsa bir fazlası kadar eleman vardır. 1, 2, 3, 4 tane eleman var. Şimdi diyor ki hangileri doğrudur diye sormuş. Kaç tanesi doğrudur diye sormuş. Bakalım. A'nın içerisinde şöyle bir eleman var mı? Böyle bir eleman yok. 4 elemandan şu sarıyla gösterdiklerimizin hiçbirisi de buna eşit değil. Bu yanlış. Gitti. Böyle bir alt küme var mı? Şimdi bak. Şuradan alt kümenin içerisindekiler de A'nın elemanı olmak zorunda. Böyle bir elemanı var A'nın. Evet. Ama böyle bir eleman yok ki. 2 diye bir eleman yok. 2 diye bir eleman hocam şu değil mi? Hayır değil bak. Bu A'nın elemanıdır. Bu A'nın elemanı değildir. Anlaştık mı? Dolayısıyla bu da gitti. Şöyle bir elemanı var mı A'nın diyor. Zaten burada bu A'nın elemanıdır demiştik. Bu doğru. Böyle bir alt kümesi var mı? Sadece 3 diye bir elemanı olduğu için ben o 3 elemanını bir kümenin içerisine hapsedersem bu A'nın alt kümesi olacaktır. Demek ki doğru. A'nın eleman sayısı 5'tir demiş. Hayır biz zaten 4 tane eleman olduğunu en başında söylemiştik. Kaç tanesi doğrudur diye sorulmuştu. Bir tanesi doğrudur. Bu doğru olanlar da sevgili gençler 3 ve 4'tür diyebiliriz. Geçtim. Bir sonraki örneğe. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşan bir küme. Diyor ki alt kümelerinin kaç tanesinde 3, buradaki 3 elemanı eleman olarak bulunur diye soruluyor. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. İki türlü göstereyim ben sana bunun çözümünü. İlk olarak
3 eleman olarak kabul ettin. Artık 3'ü o kümenin içerisine yazdın. Geriye kaç tane eleman kalıyor? 3 burada, 2 burada, 5. O zaman diyeceksin ki 2 üzeri 5'ten cevap 32'dir. Ya da ikinci bir yol, üstteki biraz da ezber gibi. İkinci bir yöntem de şu. 3 zaten benim kümemin içerisinde var, olacak. Sıfır elemanı bu kümenin içerisinde var mıdır, yok mudur? Ya vardır ya yoktur. 1, gene 2 ihtimal. Vardır veya yoktur. 2, vardır veya yoktur. 4, vardır veya yoktur. 5, vardır veya yoktur. Toplamda 32 ihtimal olduğuna göre 32 tane de alt kümeden bahsedebiliriz sevgili gençler. İçinde 3'ü barındıran. Geçtim 82. sayfama, bir diğer örneğimde. A kümesi 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanlarından oluşmuş bir küme. Ve bu kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 bulunduğu halde 3 bulunmaz. Diyor ki 1'i kabul ettin diyor. 3'ü de sileceksin, niye onu istemiyorum diyor. Ama 1 mutlaka olsun istiyor. Şimdi geriye kaç eleman kaldı? 3 tane değil mi? O zaman yukarıdaki ilk yöntemi kullanabiliriz. Cevap 2 üzeri 3'ten 8 olacaktır sevgili gençler. Bir diğer soru. A, B, C, D, E kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A veya B eleman olarak bulunur? A veya B eleman olarak bulunur demek ne demek? Onu bir yazalım. Şu demek: A bulunur, B bulunmaz. A bulunmaz, B bulunur ve A bulunmaz, ikisi de bulunur diyelim. A bulunur, B bulunur. Bizden bu tüm ihtimallerin sonuçlarının toplamı isteniyor aslında. Şimdi burada uyanıklıklar yapabiliriz. Nasıl uyanıklıklar? Şöyle. Benden sadece şunu istemiyor. A'nın da B'nin de bulunmadığı durumu istemiyor. O halde ben tüm ihtimali bulup istemediği durumu çıkarırsam geriye sadece istenilenler kalacaktır. Yani hani şey olur ya, hocaların genelde klişe sözüdür. Hoca sınıfa girer. Evet, geçen haftadan verdiğim bir ödev vardı. İşte kimler yapmadı diye sorulunca çok el kalktığı zaman öğrencilerden birisi der ki, hocam yapanları sorsaydınız sayması daha kolay olurdu der ya hani, çünkü azdır. Şimdi ben burada şunu 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 hesaplayıp toplaması mı daha kolay, yoksa tüm ihtimali bulması zaten basit, sadece şunu bulup tüm ihtimalden çıkarması mı basit? Şunu bulup tüm ihtimalden çıkarması daha basit olduğu için aynı o öğrencinin dediği gibi, o halde biz de bunu bulacağız. Çünkü bir tane, diğer tarafta 3 tane hesaplamamız her şey var. A kümesinin toplamda eleman sayısı nedir? 2 üzeri 5, çünkü 5 tane eleman var. Eksi neyi çıkaracağım ben? A'nın ve B'nin bulunmadığı durumu. A'yı B'yi sildin, geriye 3 eleman kaldı. Demek ki 2 üzeri 3 tane de hem A'nın hem de B'nin bulunmadığı alt küme var. 2 üzeri 5 32, 2 üzeri 3 8'dir. 32'den 8'i çıkarırsan 24 gelir. Bu da bizim cevabımızdır. Ve sen de şunu yap, videoyu durdurup şunu 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 ayrı ayrı hesaplayıp bir topla bakalım ne bulacaksın. Devam. Bir diğer örnek. A kümesi 1 2 3 elemanından ve B kümesi de 1 2 3 4 5 6 7 elemanlarından oluşmuş kümelerden. A B'den, B de C'den farklı olacak şekilde. A C'nin, C de B'nin alt kümesi olacak koşuluna uygun kaç farklı C kümesi yazılabilir demiş. Şimdi bak. A C'nin alt kümesi olacaksa bu C kümesinin içerisinde mutlaka 1 2 3 elemanı olacak. Niye? Çünkü A B'nin, A C'nin alt kümesi. Pekala. Şimdi ben devamında hangi elemanlar var bilmiyorum. Ama 1 2 3'ün olduğunu biliyorum. C de B'nin alt kümesi olduğundan C'nin elemanlarını ben şuradan seçmem lazım. O halde diyeceğim ki 4 burada var mıdır yok mudur? Ya vardır ya yoktur. 5 aynı şekilde, 6 aynı şekilde, 7 aynı şekilde. Yani 2 üzeri 4'ten 16 geldi mi? Geldi. Fakat burada duracaksın. Neden biliyor musun? Şimdi ben buraya eğer 4, 5, 6, 7'nin hepsini yazmış olursam C kümesi B'ye eşit olur ama bana eşit olmasın demişti. Bir tane sileceğiz. Bir de bir tane daha silmemiz lazım. Onu da sen biliyorsun. Ben buraya hiçbir şey yazmazsam sonuçta bu da bir C kümesi olur. Ama bu da, bu küme de A kümesinin aynısı olur. O zaman bunu da çıkaracağız hesapladığımızda. 16'dan toplamda 2 çıkarırsam cevap ne olur? 14 olur sevgili gençler. Bu sorumuzun da cevabı 14'tür diyebiliriz.
Geçtim bir diğer örneğe. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 elemanların oluşuyor. Arada 6 yok, dikkat et. Kümesinin alt kümelerinin kaçında en az bir çift sayı bulunur? Şimdi böyle diyeceğiz. En az bir tane çift sayı bulunur diyor ya. Bir tane çift, geri kalanı tek. 2 çift, geri kalanı tek. 3 çift, geri kalanı tek. Bunların hepsini hesaplamak zorunda kalabilirdik. Neyse ki böyle dedemin bir sözü vardı. Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir diye. Biz de amelelik etmeyeceğiz. Niye? Çünkü şu an ilim öğreniyoruz, değil mi? Diyor ki kaçında en az bir tane çift sayı bulunur? İstemediği durum ne? Mesela ben sana diyorsam ki markete git en az bir tane ekmek al. En az bir tane diyorsam sen 10 tane de alsan olur. 35 tane ekmek alsan da olur. Bir tane ekmek alsan da olur. Benim istemediğim durum ne? Hiç ekmek almadan gelmen. O zaman ben diyeceğim ki burada en az bir tane çift sayı servisi istiyorsa bizden, biz hiç çift sayı olmayanları buluruz ve deriz ki işte bu kadarını istemiyoruz. Güzel. Çift sayı kaç tane var? Burada 0 var, 2 var, 4 var. Şimdi 0, 2, 4'ü silersek geriye 1, 2, 3, 4 tane eleman kalacak. Demek ki 2 üzeri 4'ten 16 tane durum, 16 tane alt küme istenmiyor. Ha şimdi böyle bir durum var. Bu kümenin kaç tane alt kümesi vardı ki toplamda? Burayı silelim. Toplamda bu küme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlı olduğu için 2 üzeri 7'den 128 tane alt küme vardı. Toplam alt küme sayısı. 128 tanesinden 16 tanesini istemiyorsa arkadaşlar, o zaman ben 128'den tabii ki 16'yı çıkarırım ve 112 bulurum cevabı. 112 acil cevaptır sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. BA'nın alt kümesi değil diyor. A kümesinin elemanı 10, B kümesinin eleman sayısı da 7 olduğuna göre A birleşim B'nin alabileceği en küçük ve en büyük değeri bul. A'nın B'nin alt kümesi olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla iç içe çizemem. Şöyle çizelim. Ve diyelim ki A kümesinin 10 tane elemanı var, B kümesinin de 7 tane. Şimdi ben birleşimlerin elemanı çok çıksın diye kesişime çok küçük eleman veririm, bir tane. Ve daha sonrasında da buraya 6 tane, buraya da 9 tane eleman kalır. Şimdi bu A birleşim B'nin maksimum eleman sayısını verebilir. Fakat ben şunu da yapabilirdim. Dikkat et. A birleşim B'nin alabileceği en büyük değeri bulmak için. Kardeş, bunlar ayrık kümeler olsun. Ayrık küme ise buraya sıfır eleman kalır. Kesişim olmaz bunların. Görüntü itibariyle de biraz dışarıda çizebiliriz, hiçbir kesişim olmasın diye. O zaman buraya 7, buraya 10 eleman kalmaz mıydı? Kalırdı. O zaman cevap bu olurdu. 10 artı 0 artı 7'den maksimum 17 olur. En küçük kaç olur? Bir de onu bulalım. En küçüğü de gelin şuraya çizelim hadi. Hatta şurası kafanızı karıştırmasın diye bu kümeleri direkt ayrıkta çizebilirsiniz. Aha da şurası B kümesi olsun diyelim. Burada da 7 eleman. Bak hiç kesişimleri yok. Kesişim kümesinde 0 eleman var. 10 tane burada, 7 tane burada. Maksimum 17 gelir. Peki en küçük? En küçüğü bulmak için de şurayı maksimum yapmamız lazım kesişim kümesini. Şimdi kesişim kümesi de bunda 10, bunda 7 tane var diye buraya 7 tane yazamam. Eğer 7 tane yazarsam şu kısımda hiçbir eleman kalmaz B'nin ve BA'nın otomatikman alt kümesi olur. O zaman ben buraya 7 değil ne yazacağım? Tabii ki 6 yazacağım. Buraya da bir tane kalacak. B'nin toplamda eleman sayısı 7 olsun diye. O zaman A'nın toplamdaki eleman sayısı 10'sa buraya kaç kalır? Tabii ki 4. O halde 4 artı 6 10. Bir daha 11 yapar ve bu da en küçük değeri buldurur bize sevgili arkadaşlar. 82. sayfamızın sağ üst tarafına geçtik. A ve B iki kümedir demiş. Ve A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 3 katıdır. O halde ben buna M elemanlı, buna 3M elemanlı diyebilirim. A kümesinden B kümesinin farkının 21 tane elemanı vardır ve B fark A kümesinin alt küme sayısı 32'dir. Bak şimdi B'de olup da A'da olmayan kümenin eleman sayısı nedir? Ben buna N dersem 2 üzeri N kaçmış? 32'ymiş. O zaman N kaçtır? 5'tir. Yani B fark A'nın sevgili gençler, şöyle gösterecek olursak, burası A kümesi, burası B kümesi. B fark A dediğimiz yer şu sarıyla gösterdiğimiz yerde biliyorsunuz.
Ve bu sarı bölgenin sevgili gençler ben 5 tane elemanı olması gerektiğini buldum şu an. 5 tane eleman var. Peki A birleşim B'nin eleman sayısı soruluyor bize. Bir de ekstradan şöyle bir durum söz konusu. A farklı B'nin eleman sayısı da 21'miş. Ben diyeyim ki ya kardeş şurada K tane eleman olsun. Tamam, burada K tane eleman olsun. Ve A'nın eleman sayısı 21 artı K gelir bu şekilde. B'nin eleman sayısı da 5 artı K gelir. Ve bu bunun toplamda 3 katıymış. O zaman denklem artık 21 artı K eşittir. İçeri dağıt 3'ü 15 artı 3K gelir. K'yı fırlattım karşıya 2K. 15'i bu tarafa rica ettik. 6 geldi. O zaman K kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Yani bu kısımda 3'müş. Şimdi A birleşim B'nin eleman sayısını bulalım. 21, 3 daha 24, 5 daha 29 yapar. A birleşim B'nin eleman sayısı da 29'dur denir sevgili gençler. Güzel. Devam edelim. Bir diğer örnekle şu kısmı sildim. Diyor ki A'nın tümleyeni 9 elemanlı, B'nin tümleyeni 10 elemanlı, A kesişim B'nin tümleyeni 7 elemanlı olduğuna göre A birleşim B'nin tümleyeninin tümleyeni kümesinin alt küme sayısı nedir diye soruyor. Şimdi A birleşim B'nin tümleyeninin tümleyeni arkadaşlarım burada De Morgan kuralları diyebilirsiniz. De Morgan. A birleşim B'nin tümleyeni demek, A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demek ve A kesişim B'nin tümleyeni ise o da tahmin edeceğiniz üzere A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni demek. Şimdi bak şurada bir tümleyen var. Bunu içeri dağıtırsak bu ne olur? A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeninin tümleyeni. Kendisi olur o zaman değil mi? A'nın tümleyeni kesişim B. Şimdi benden bu isteniyor. Alt küme sayısı isteniyor bunun. Pekala, bana bunun eleman sayısı lazım yani kısaca. A'nın dışında kalan yerlerde 9 eleman, B'nin dışında kalan yerlerde 10 eleman vardı. Şimdi ben gidip şöyle bir şey çizsem. Daha sonrasında da şuraya şöyle bir evrensel küme monte etsem. Şöyle. Desem ki burası A kümesi, aha da burası B kümesi. Şu bölgede A tane. Burada B tane. Burada da D tane eleman olsun desek. Peki A, C, B ve D elemanda. A'nın tümleyeni kaç elemandı? A'nın tümleyeni dediğimiz yer A'nın dışında kalan yerler olduğu için B artı D elemanda. Diyorum ki B artı D 9 elemanlı kardeşim. Güzel. B'nin tümleyeni o da A artı D değil mi? A artı D de 10 elemanlıymış. Peki B'nin tümleyeni ile A'yı kesiştirirsen B'nin tümleyeni A artı D idi. A ise A artı C idi. Bunların kesişimi şu kısım değil midir? İkisinde de olan. Biri AC, öteki AD. İkisinde de olan A'dır. Demek ki A 7 elemanlıymış. Ve burası 7 elemanlıysa 7'ye kaç eklersek 10 olur? 3. Ve burası 3 ise 3'e kaç eklersem 9 olur? 6. Ben bunların hepsini buldum o zaman. Şunları silelim. Yerlerine yazalım. Ben şimdi A'yı ne buldum? 7. Şurada B'yi ne bulduk? 6. Burada D'yi kaç bulduk? 3. Pekala. Başka bir şey kaldı mı? Burada 9 eleman var. Burada 10 tane eleman var. Şurası 7 elemanlı. Şimdi şuradayız. Yani A'nın tümleyeni kesişim B. A'nın tümleyeni dediğimiz yer şu ikisidir. B'nin kendisi de sevgili gençler burada. Yani 6 artı şuraya da K yapıştıralım hadi. 6 artı K ile 6 artı 3'ün kesişimi neresidir? Şurası değil mi? Yani 6 elemanlıymış bu. S A'nın tümleyeni kesişim B 6 ise alt küme sayısı sorulmuş. 2 üzeri 6'dan cevap 64'tür diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer örnekle. ABC aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. Ve A'nın eleman sayısıyla B'nin tümleyeninin eleman sayısı toplamı 22. B ile A'nın tümleyeninin eleman sayıları toplamı 20 ise ve C kümesi de 9 elemanlıysa C'nin tümleyeni kaç elemanlıdır? Ya gel bunları bir toplayalım seninle. Hadi yapabiliriz bunu. SA artı SA'nın tümleyeni diyeyim. Buna şunu topladım. Artı SB
artı s b'nin tümleyeni diyelim. Eşittir 22. 20 daha kaç yapar? 42'nin ta kendisi. Güzel. A kümesinde olup A kümesinde olmayan, A kümesinde olan ve olmayan elemanların toplamı bize evrensel kümeyin eleman sayısını verir. B kümesinde olan ve olmayan elemanların sayılarının toplamı da yine evrensel kümeyi verir. Yani iki tane evrensel kümenin eleman sayısı 42'ymiş. O zaman bir tane evrensel küme nedir? 21'dir. Diyor ki C'de 9 eleman varsa C'nin tümleyinde kaç eleman vardır? Ya kardeşim SC artı SC'nin tümleyeni de bize evrensel kümeyi vermeyecek mi sonuç olarak? Böyle. Burası 21 elemanlıydı. Şurası 9 elemanlıymış. Buraya kaç kalır o zaman? 9'a ne eklersek 21 olur. 12 eklersek demek ki bu da 12 elemanlı diyeceğiz sevgili gençler. 82. sayfamızı da bitirdik. Geçtik 83. sayfamıza. Kendisinden başka 4x artı 3 tane alt kümesi olan bir kümenin eleman sayısı 2 azaltılırsa alt küme sayısı ne olur? Şimdi kendinden başka 4x artı 3 tane alt kümesi varsa kendisi dahil kaç tane vardır? Bir tane fazladır. 4x artı 4. Bu alt küme sayısı. Bir kümenin eleman sayısı 2 azaltılırsa alt küme sayısı ne olur? Şimdi böyle diyeceğiz. Biz 2 üzeri n tane varsayalım ki burada n tane elemanımız olsun bu kümemizin. N tane eleman. Kaç tane alt kümesi vardı? 2 üzeri n tane. Peki. Ben eleman sayısını 2 azaltırsam 2 üzeri n eksi 2 tane alt kümemiz kalmaz mı arkadaşlar? Evet, doğru. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi şunun 2 üzeri n'nin ben 4x artı 4 olması gerektiğini bulmuştum zaten. 4x artı 4. Peki alt küme sayısı ne olur diye sorulmuş ya. Yani 2 üzeri n eksi 2'ye düşmeyecek mi? Düşecek. Yani sevgili gençler aslında şöyle olacak. 2 üzeri n bölü 2 üzeri n eksi 2 kaç yapar? Bana bunu bir bulun. Bu kaç yapar? Şöyle değil miydi hocam? Üstü sayılardan hatırla. 2 üzeri n'den n eksi 2'yi çıkaracağız. N eksi n eksi 2 dersen ben 2 üzeri 2'nin yani 4'ün ta kendisi gelir. Doğru mu? Doğru. Yani az önceki n elemanlı kümemizin alt küme sayısı buyken diğeri bu geldi. Yani böldüğümüz takdirde 4 katı olduğunu anladık. Biri diğerinin 4 katı. Benim hiçbir işlem yapmadığım kümenin alt küme sayısı buyken eleman sayısını 2 azaltırsam 4'te 1'ine düşmüyor muydu? Bölü 4 oluyordu değil mi? Ben yukarıyı 4 parantezine alırsam 4 parantezine x artı 1 gelir. 4'e de bölersem 4'ler gider. Benim yeni kümemin eleman sayısı azaltılmış kümemin alt küme sayısı x artı 1 olur diyebilirim sevgili gençler. Geçtim bir diğer örneğe. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir demiş bize. E'nin eleman sayısı 20. A fark B 7. Çizelim o zaman bunu. Şu evrensel küme olsun. Büyüklüğünden anlayacağınız üzere. Şu A kümemiz olsun. Bu da B kümemiz olsun. Burası A. Burası B. Bu da evrensel küme. 20 elemanlı bir evrensel kümemiz var. A fark B'nin eleman sayısı 7. Yani şu kısım 7. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demek. A birleşim B'nin tümleyeni demek aslında. A birleşim B'nin tümleyeni de zaten şu kısımdır. Yani A birleşim B'de olmayan elemanlar burasıdır. Demek ki burada 5 eleman varmış. B kümesinin eleman sayısı nedir diye soruluyor. B kümesinin eleman sayısını bulmak için şunu, şunu, şu kısmı ve şu kısmı toplamamız gerekmiyor mu? Evet. Şimdi 7, 5 daha 12. 12'ye şunları da ekleyince kaç oluyormuş? 20. O zaman burada kaç tane eleman vardır toplam? 8. Bu da zaten B'nin eleman sayısını veriyor bize. Yani B kümesinin eleman sayısı olan SB eşittir 8 diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. AB'nin alt kümesi olmak üzere A kesişim B ile A kesişim boş kümenin birleşimi kümesinin en sade hali. Ben A ile boş kümeyi kesiştirirsem boş küme gelecektir. A kesişim B ile de boş kümeyi birleştirirsem yine buranın aynısı gelecektir. Hatırla, A birleşim boş küme A'ydı. A kesişim boş küme boş kümeydi. Şimdi sen
Burada A kesişim boş kümeyi bulursam tabii ki boş küme gelecektir. Ve A kesişim B kümesiyle boş kümeyi birleştirirsen, aynı burada olduğu gibi bak, A ile boş kümenin birleşimi A ise, yine buranın kendisi ise, A kesişim B ile boş kümenin birleşimi yine bunun kendisidir. Yani cevap A1, A kesişim B'dir diyebiliriz sevgili gençler. Şu ifadenin en sade hali buymuş diyeceğiz. Evet arkadaşlar, 83. sayfamızın sağ üst tarafında küme problemlerimiz var. Küme problemlerini ise bir sonraki videoya, part 2'ye saklayalım. O videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da tabii ki unutma.